İslam bütün peygamberin getirdiği hak din. Yani Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz Aleyhisselam'a kadar inne dine indallahi İslam dediğimiz zaman yani her peygamberin davet ettiği, tebliğ ettiği din İslam'dır ve Allah'a teslimiyettir. Bunun da tabi temelinde tevhid inancı yatıyor. Şimdi bu inancın ne kadar ehemmiyetli bir şey olduğunu anlamak için Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamber olup da ve enzir aşiretek akrabin yakın akrabanı İslam'a davet et emrini alınca Mekke'de işte Haşimoğullarını, Kureyş'i akrabalarını Ebu Kubeys Dağı'nı toplayarak onlara bir tebliğde bulunuyor. Biz aslında esas din nedir? Peygamber niçin geldi? Peygamberin esas daveti neredir? Orada bunu müşahhas olarak görebiliyoruz. Efendimiz Aleyhisselam onları topladı. Dedi ki Allah beni peygamber yaptı. Ve beni efendim sizi elçi olarak gönderdi. Ve bana kendi efendim irade ettiği buyruklarını bana bildirdi. Size onu ilan ediyorum. Bir, kendisinden başka ilah olmadığını bildiriyor Cenab-ı Hak bana. Dolayısıyla bu tapmış olduğunuz putları terk edeceksiniz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek benim davet ettiğim o dine gireceksiniz. Birinci tebliğim bu. Birinci davetim bu. İkincisi hemen tevhidin peşinde Efendimiz Aleyhisselam ahiret inancını onlara tebliğ etti. Dedi ki ey Haşim oğulları, ey beni Haşim, ey işte amcalarım, dayılarım. Akşamleyin uyuduğunuz gibi öleceksiniz. Sabahleyin uyandığınız gibi mahşer yerine tekrar dirileceksiniz. Ölümden sonra diriliş haktır ve ben bunun haberini getirmek üzere size gönderildim. Onun için sizden istediğim tek şey var. Allah'a ve ahirete iman ederek ve benim söylediklerimi yerine getirerek kendinizi o ebedi cehennem azabından korumanızdır. İlk yaptığı davet bu oldu Efendimiz Aleyhisselam. Ve bunun peşine efendim ayet-i kerimeler geldi. Bir Nebe suresi mesela. Orada o Mekke'de Efendimiz Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu haberle beraber oradaki bir şeyden bir hareketlenme başladı. Bir tartışmalar başladı. Bir böyle karşılıklı efendim konuşmalar başladı. Neydi o? Bismillahirrahmanirrahim. Amme yetesailun. Onlar birbirlerine neyi soruşturuyorlar? Neden konuşuyorlar? Anin nebil azim, o büyük haberden mi? Bu Nebi Azim Kur'an-ı Kerim. Evet. Kur'an-ı Kerim'in getirdiği inanç esasları. Tevhid ve ahiret inancı. Başta olmak üzere. Ellezihum fihi muhtelifun. Ama onlar o konuda şey yapıyorlar. Haber çok büyük haber. Ama onlar o konuda efendim aralarında tartışıyorlar. Kimisi sadece olur mu diyor, kimisi olmaz mı diyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam vermiş olduğu bu ilk haber, tevhid haberi, ahiret haberi, o Mekke'yi şöyle bir kazan gibi kaynatmaya başlıyor. Dolayısıyla hakikaten dinin esas efendim öğretmek istediği şey birinci sırada sahih sağlam bir tevhid inancıdır. Bir inanç, sağlam inançtır. Bunu o kadar ehemmiyetli ki yani Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'dan hatta alimlerimiz Besmele'de tevhidi buluyorlar. Bismillahirrahmanirrahim'de bir tevhid talimi vardır. Elhamdülillah Rabbil Alemin manasını müfessirlerimiz La ilahe illallah diye tefsir ederler. Halbuki kelimenin anlamı Allah'a hamdolsun demektir, Allah'a şükür demektir. Fakat hamd öyle bir şey ki yani bütün hamdleri Allah'a ait demek La ilahe illallah demek yani. Öyle ya, yani böyle. Hemen peşine geliyoruz. İyyâke na'budu iyyâke nestaîn. Yalnız sana kulluk ederiz. Senin de sahabe müfessirlerimiz İbn Abbas Efendimiz bu ayet-i kerimeyi İyyâke nuvahhidu. Ya Rabbi seni tekleriz. Senden başka ilah yok diye efendim tefsir ediyor yani ibadet kelimesini. Dolayısıyla o tevhid inancı Kur'an-ı Kerim'in besmelesinden Fatiha'sından başlayarak hatta şeytandan Allah'a sığınmaktan başlayarak her ayette içirilmiş, gidirilmiş olan bir inançtır. Bu olmadan, bu sağlam inanç olmadan eyvallah yani hocam, insanın yapacağı hiçbir ameli salihin, iyiliğin insan faydası mümkün değil. Onun için bu noktanın efendim çok iyi dikkate alınması Allah lazım. Allah razı olsun Ömer hocam.